Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde stored prosedürleri inceliyoruz. Stored prosedürler bir veya daha fazla T SQL ifadesinden oluşan yapılardır ve temel olarak SQL'de çok kullanılan işlevleri her defasında yeniden yazmak yerine bu ifadeleri tek bir başlık altında tanımlayabilme ve gerektiğinde sadece bu başlığı çağırabilme olanağı tanır. Yani stored prosedürler bir defa yazıldıktan sonra tekrar tekrar kullanılabilirler. Bu yapısıyla da hem zamandan tasarruf sağlar hem de daha az kod yazmayı gerektirir ve ayrıca yapısal bir programlama imkanı sağlar. Bununla birlikte stored prosedürler ağ bandwidth'inden tasarruf sağlar, zamanlanmış görevleri eklenebilir ve database destinelerine güvenli erişim olanağı da tanır. SQL Server'da yeni bir veri tabanı oluşturduğunuz zaman server kullanmanız gerekebilecek tüm araçları gruplar. Stored prosedürler de bu gruplar altında yerini almıştır. Stored prosedürler yapı olarak programlama dilindeki fonksiyonlara benzetilebilir. Tıpkı fonksiyonlar gibi parametre alabilirler ve bu parametrelere göre bir sorgu çalıştırıp cevap gönderirler. Stored prosedürler veri tabanında saklanırlar. Bundan dolayı daha hızlı çalışırlar. Bir stored prosedür ilk çalıştırıldığı zaman derlenir. Bir daha çalıştırılınca derlenmeden çalışırlar. Halbuki bir program içinde SQL ifadeleriyle server'a bağlanırsanız her bağlanışta SQL ifadesi derlenir. Bu da zaman kaybı demektir. Şimdi stored prosedürleri aşama aşama inceleyelim. Birinci aşama stored prosedür oluşturma. Yani create prosedür. Bir stored prosedür, create prosedür ya da kısaca create proc ifadesiyle yaratırlar. Stored prosedür oluşturabilmek için başlıca yetkilerinizin olması gerekiyor. Bunun için öncelikle sistem administrator, Database Owner, Data Definition, Language Administrator veya Create prosedür izni verilmiş olan bir role sahip olunmalıdır. Bunları şöyle de yazabiliriz. System Administrator, CS Admin olarak, Database Owner, DB Owner olarak ve son olarak DL admin olarak. Şimdi bir stored prosedür oluşturalım arkadaşlar. Öncelikle hangi veri tabanımızı kullanacağımızı belirleyelim. Veri tabanlarımız geliyor. Example veri tabanını kullanalım. Use example diyorum. Ve create prosedür. Ne olsun? Select personeller adlı bir stored prosedürümüz olsun. S select from personeller. Bir tane de şart koşalım. Var yaş küçüktür 37 olsun. Şimdi bu stored prosedürle ne yaptık? Yazdığımız stored prosedür personeller tablosunda açalım. Yaşı 37'den küçük olan kayıtları listeleme işini yapıyor. Şimdi bunu satır satır inceleyelim. İlk satıra yabancı değilsiniz zaten. Example veri tabanını kullan dedim. Ardından create prosedür select personeller ifadesiyle select personeller adında yeni bir stored prosedür oluşturdum. Hemen ardından oluşturduğum stored prosedürün ne iş yapması gerektiğini bildirdim. Ki bu satırlar da zaten tanıdık ifadeler. Dolayısıyla yaşı 37'den küçük olan bütün kayıtları listelemesini istedim. Normalde her defasında bu satırları yazmak yerine select personeller stored prosedürümü bir defa çalıştırmam, çağırmam yeterli olacaktır. Şimdi bunu execute edelim. Gördüğünüz gibi stored prosedürüm oluşmuş durumda. Oluşan stored prosedürleri nereden görebiliriz? Hemen onu da söylüyorum. Programmability geliyoruz ve bunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi şurada stored prosedür adında bir dizinim var. Açıyorum tekrar. Ve select personeller adında oluşturmuş olduğum stored prosedürüm gördüğünüz gibi buraya yerleşmiş durumda. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. İkinci aşamamız neydi arkadaşlar? Stored prosedürleri çalıştırmak yani execute işlemi. Oluşturduğumuz stored prosedürleri kullanabilmek için onları query ekranında çağırmak gereklidir. Bu işi de exec komutuyla yapıyoruz. Şöyle.
Az önce oluşturduğumuz select personelleri çağıralım şimdi. Şunları siliyorum. Exec select personeller. Bunu çağıralım şimdi. Execute diyorum. Bakın gördüğünüz gibi çalıştırdığımız stored prosedür başarılı bir şekilde çalıştı. Yani yaşı 37'den küçük olan kayıtlarımı listeledi. Ve gördüğünüz gibi tek bir komutla sadece exec'le select personeller adlı stored prosedürümü çalıştırdım. Bu kadar. Bütün kodları tek tek yazmak zorunda değilim artık. Yani yaşı 37'den küçük olan kayıtları çağırmak istediğim zaman bundan sonra sadece bu tek satırlık ifadeyi çağırmam yeterlidir. Şimdi stored prosedürleri değişelim. Üçüncü aşama. Stored prosedürleri düzenleme aşaması. Bu da alter prosedür olarak geçer. Daha önce oluşturulan bir stored prosedür üzerinde değişiklik yapmak için alter prosedür ifadesi kullanılır. Bunu tablolarda değişiklik işlemi yapmaya da benzetebilirsiniz. Az önce oluşturduğumuz stored prosedür içerisinde değişiklik yapabiliriz mesela. Yapalım hemen. Yine example diyorum. Use example alter prosedür select personeller. Dikkat ederseniz tablolardaki işlemler de neredeyse aynı. Select adı, soyadı from personeller diyorum. Ver yaş büyüktür 25 olsun. Ve go diyorum. Çalıştırıyorum. Bir hata verdi. Hatamıza bakalım. Bakın kolonlarımız adi olacak ve soyadi olacak. Burada büyük harfle yazdığım için hata verdi. Şunu adi ve soyadi olarak değişelim. Execute diyelim. Gördüğünüz gibi kodum başarılı bir şekilde çalıştı. Arkadaşlar yazdığımız kodu anlamış olmanızı umuyorum ama ben yine de açıklayayım. Hatırlarsanız stored prosedürümüzü oluştururken create prosedür ifadesini kullanmıştık. Düzenlemek için de az önce bahsettiğim gibi alter prosedür ifadesini kullanıyoruz. İlk oluşturduğumuz stored prosedürde personeller tablosunda yaşı 37'den küçük olan kayıtları çekiyorduk hatırlarsanız. Ama şimdi yaşı 25'ten büyük olan kayıtların ad ve soyad kolonlarını çekiyoruz. Şimdi kodumuzu tekrardan çalıştıralım. Şunları şöyle yorum satırı yapalım ve kodumuzu çalıştıralım. Execute diyorum. Bakın gördüğünüz gibi yaşı 25'ten büyük olan kayıtlarımın bakalım şuraya. Yaşı 25'ten büyük olan kayıtlarım Hüseyin Üstünel ve Uğur Gelişken 28 ve 44. Gördüğünüz gibi Huzeyfe Yiğitoğlu 25 yaşında göründüğü için almadı. Yaşı 25'ten büyük olan kayıtlarımı sadece adı ve soyadı kolonlarını listeledim. Gördüğünüz gibi değişiklik işlemim sonucunu verdi. İstediğim sonucu verdi bana. Yalnız stored prosedürlerde değişiklik işlemleri için birkaç önerim olacak. Öncelikle sistem stored prosedürlerini değiştirmemenizi tavsiye ederim. Değiştirmeniz durumunda kalırsanız da yedeklemenizi öneriyorum. Ayrıca alter prosedür ifadesini kullanabilmek için yine belli başlı yetkilere ihtiyacınız var. Bunlar da öncelikle yazalım hemen şuraya. System Administrator Database Owner. Bunları ilk derslerimizde açıklamıştık arkadaşlar. Data Definition Language Administrator DB DDL Admin. Bu rollere sahip olmalıdır. Şimdi geçelim oluşturulan bir stored prosedürü silme işlemine. 4. Drop prosedür. Stored prosedürleri silme işlemi de tablo silme işlemiyle benzerlik gösteriyor arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen uygulamaya geçelim. Az önce oluşturduğumuz select personeller adlı stored prosedürümüzü silelim. Nasıl yaparız? Sintaksımız belli zaten. Drop prosedür select personeller. Kodumu çalıştırıyorum, execute diyorum. Bakın kodum çalıştı
ve şu stored prosedürlerimi de yeniliyorum. Gördüğünüz gibi silme işlemi başarıyla tamamlanmış görünüyor. Stored prosedürlerde temel işlemler bunlar arkadaşlar. Bunları gördüğümüze göre artık parametre kullanımına geçebiliriz. Parametre kullanımı diyorum. Stored prosedürlere parametre aktarımı işlevsellik ve dinamiklik sağlar. Daha önce yazılmış olan bir stored prosedürde sadece parametre değerlerini değiştirerek çok amaçlı kullanıma sahip olabilirsiniz. Mesela şehir bilgisine göre listeleme yapan bir stored prosedür düşünün. Şehir bilgisini her değiştirdiğimizde farklı sonuçlar döndürecektir. Ve bu farklı kullanım için de yapacağımız tek şey sadece parametre değerini değiştirmek olacaktır. Şimdi konunun pekişmesi açısından bir örnek yapalım. Daha önce oluşturduğumuz Select Personeller adındaki Stored prosedürümüzü yeniden yazalım öncelikle. Use Example diyorum. Tekrardan yazalım. Create Procedure Select Personeller. Şunu yanlış yazmayalım. Soyadı From Personeller demiştik. Şehir olarak bakalım şehir kolonumuza. Şehir olarak hangisini yazalım? Şehir eşittir İstanbul olsun. Select personeller adındaki stored prosedürümüz şehir bilgisi İstanbul olan kayıtlarımın ad ve soyad bilgilerini çekecek. Şimdi alter şunu çalıştıralım önce. Execute diyorum. Yeniliyorum. Bakın gördüğünüz gibi select personeller geldi. Bunu şimdi çalıştıralım bakalım. Böylece tekrar da yapmış olduk. Execute diyorum. Bakın Hüseyin Üstünel ve Uğur Gelişken. Şehir bilgilerine bakıyorum İstanbul. Şehir bilgisi İstanbul olan kayıtlarımın adı ve soyadı kolonlarını çektim. Şimdi alter prosedür ifadesiyle bu stored prosedüre parametre ekleyelim. Bunun sintaksı bu şekildedir arkadaşlar. Veri tipi eşittir değer. Parametresi bu şekilde. Şimdi devam edelim. Alter prosedür. Select personeller. Parametre aktarıyoruz. Şehir. Varchar. 50. Bunları açıklayacağım arkadaşlar. S. Select. Adi. Soyadı. From. Personeller diyorum. Ver şehir eşittir şehir. Şimdi kodumuzu tek tek inceleyelim. Öncelikle Select Personeller adlı Stored prosedürümü düzenleme işlemine geçtim. Burada varchar veri tipinde şehir adında bir değişken tanımladım. Ardından Personeller tablomuzdan adı ve soyadı kolonlarını şehir bilgisine göre listeledim. Fakat şehir bilgisini de değişkenden aktardım. Şimdi önceki ifade ile sonraki ifadeyi karşılaştıralım. Hatırlarsanız önceki ifademiz şu şekildeydi. Şunları sileyim arkadaşlar daha fazla alanımız olsun. Bu önceki ifademiz ve şu da sonraki ifademiz. Şimdi bu iki ifadeyi karşılaştıralım. Birinci ifadede şehir bilgisi İstanbul olan kayıtlar listelenecektir. Ankara olan kayıtları listelemek istersem her defasında stored prosedürde alter prosedür işlemini uygulamam gerekirdi. Yani her defasında İstanbul'u silip Ankara yazmam gerekirdi. Ama ikinci ifademde şehir bilgisi şehir adlı bir değişkenden yani dışarıdan geliyor. Yani şehir bilgisine İstanbul dersem gidip İstanbul olan kayıtları listeler. Ankara dersem Ankara'yı listeler. Yani bir değişkene bağlı olarak değer alır. Şimdi kodumuzu çalıştıralım hemen. Şunu yorum satırı yapıyorum. Execute diyorum. Bakın kodumuz çalıştı ve Select Personeller adlı stored prosedürüm artık bu şekilde. Şimdi bunu yazalım. Tabi bunu yazmadan önce bunu nasıl çalıştırılacağını da görmeniz gerekiyor. Bunun sintaksini yazıyorum hemen. Sintaksı şu şekilde arkadaşlar. Stored prosedür adı değer 1
değer 2. Bu şekilde gidiyor. Şimdi yazalım hemen sintaksa göre. Eksek select personallar şehir eşittir İstanbul diyorum. Listeleyelim hemen, execute diyorum. Bakın İstanbul olan değişkenler geldi. Şimdi Ankara'daki personelleri listeleyelim. Tek yapacağım şuradaki İstanbul yerine Ankara yazmak. Execute diyorum. Bakın şimdi de Ankara'dan olan kullanıcımın adı ve soyadı bilgileri geldi. Normalde bunu yapabilmek için tekrardan şu ifadede alter prosedürde İstanbul yerine Ankara yapıp kodumu o şekilde çalıştırmam gerekiyordu. Ama burada tek yaptığım şey İstanbul yerine Ankara yazmak. Dediğim gibi arkadaşlar, eğer bu ifadeyi parametre aktararak yapmamış olsaydık her defasında alter prosedür kullanmamız veya yeni bir sorted prosedür tanımlamamız gerekirdi. Bu da hem kod karmaşasına hem de zaman kaybına sebep olurdu. Burada şu detaya da değinmek istiyorum. Dikkat ederseniz yazdığımız ifadede dışarıdan stored prosedür içine bir input aldık. Yani İstanbul ve Ankara gibi. Bu şekilde parametreler input parametreleridir. Input parametrelerle ilgili bir iki not düşeyim hemen. Bir stored prosedürde verilebilecek maksimum parametre sayısı 1024'tür. Parametre isimleri lokaldir. Yani bir parametre ismi diğer stored prosedürlerde de kullanılabilir. Yani şuradaki şehir bilgisi, yani değişken ismi, veya şuradaki işte Ankara parametresi diğer stored prosedürlerde de kullanılabilir. Parametre bilgileri de SYS columns sistem tablosunda tutulur. Şimdi devam edelim. Input parametreleri işlediğimize göre output parametrelerini de anlatmak istiyorum. Adından da anlaşılacağı gibi stored prosedürler output parametrelerle dışarıya değer döndürürler. Parametre tanımlama ve kullanımı input parametrelerinde olduğu gibidir. Fakat tek farkı, stored prosedürü oluşturulurken ve çalıştırılırken dışarıya değer döndürecek parametrenin yanına output yazılmasıdır. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım. Mesela personeller tablomuza yeni bir kayıt ekleyelim. Bu işi normal şartlar altında insert into ifadesiyle yapmamız gerekir. Hemen yazalım. Siliyorum bunları. Use example diyorum. Ardından yazıyorum ifademi. Insert into personeller adı, soyadı, şehir, yaş, boyu ve maaş. Bu kadar galiba. Sonra değerlerimi yazıyorum. Adı Volkan olsun. Bilge olsun soyadı. Şehir olarak Sivas olsun. Yaşı şöyle 24 olsun. Boyu 172 santim olsun. Nokta 5 olsun hatta. Ve maaşı da 2000 olsun. Bakın arkadaşlar, normalde bir kayıt eklemek için bir tabloya böyle bir ifade yazmam gerekiyordu. Bu arada bunun için böyle yaptığımı biliyorsunuzdur zaten. Şunu yanlış yapmışım. Açıklayayım tekrardan. Design kısmına gelelim. Bakın arkadaşlar, adı soyadı şehir kolonlarım varchar 50. Dolayısıyla şunu kapatalım. Dolayısıyla adı soyadı şehri karakter olarak yazdım. Sonra maaş ve yaş integer. Bakın şu yanlış olmuş. Maaş ve yaş integer olacaktı. Şöyle. Yaşı ve maaşı. Ve şu da float. Boyu da float. Bu da float tipinde. Şimdi devam edelim. Normalde böyle bir ifade yazmamız gerekirdi. Her kayıt eklemek için bu ifadeyi tekrar tekrar yazmamız gerekirdi. Şimdi bunu parametreli bir stored prosedür ile yapalım. Öncelikle oluşturalım stored prosedürümüzü. Create prosedür. Personel ekle olsun. Bunları açıklayacağım arkadaşlar. Yazıyorum önce. Adı
Varchar 50 olsun. Virgülleri unutmuyoruz. Soyadı. Yaş vardı. Bunu integer olarak almıştık. Sonra boy vardı. Bunu fluat olarak almıştık. Ve bir de maaş vardı. Bunu da integer olarak almışız. Bu ifadeyi yine yazıyoruz bir defalık. Personeller. Value istiyorum. Değişkenleri unutmayalım. Değişken olduğunu belirtiyoruz. Şuradan sıraya bakalım. Şunu kapatıp şöyle editten bakalım. Adı, soyadı, şehir, maaş, yaş. Adı, soyadı, şehir, maaş, yaş. Ve bir de boy olsa gerek. Evet. Ardından select ID'ye de identity atalım. Ve sonra end ile işimizi bitirelim. Şimdi arkadaşlar yazdığımız kodu açıklıyoruz. Öncelikle bakın şurada yeni bir tane personel ekle adında bir stored prosedür oluşturduk. Ve sonra ekleyeceğimiz personelin bütün kolonları için değişkenler tanımladık. ID'si, adı, soyadı, şehir, yaş, boy ve maaş. ID değişkenim output yani dışarıdan gelecek ve kimlik özelliğine sahip, identity özelliğine sahip. Ardından kod bloğunda da bakın şurada zaten bu ifade yukarıdakine benziyor. Personeller tablomuza değer olarak adı, soyadı, şehir, maaş, yaş, boy değişkenlerinden aldığı değerleri aktaracak. Yani buradan girilecek parametreleri alıp personeller tablosuna atacak. Çalıştırıyorum, execute diyorum. Bakın, başarıyla çalıştı diyor. Refresh diyorum. Personel ekile geldi. Şimdi bunu çalıştırmayı görelim. Şunu diyorum, satır yapıyorum ve bunu çalıştırmayı görelim. Declare id eşittir id integer diyorum, pardon. Bakın böylece çalıştırıyorum. Personel ekle id output. Hatırlayın arkadaşlar, output parametrelerinde değişkenden sonra output olduğunu belirtiyoruz demiştim. Bunu nasıl yapalım? Mesela şöyle yapalım. Yine Volkan diyelim. Soyadı Bilge. Şehir Sivas. Maaş şu yok, pardon. Maaşı 2000 olsun. Yaşı 24 olsun. Boyu 172.5 olsun. Çalıştırıyorum, execute diyorum. Bakın arkadaşlar, etkilendi diyor. Ve şunu execute diyorum tekrar. Gördüğünüz gibi Volkan Bilge Sivas. Yalnız şurada bir hata olmuş. Yerlerini değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya istediğim değerler geldi. İstediğim kaydı ekledi buraya. Normalde bir kayıt eklemek için şu şekilde her defasında insert into ile bunu yazmam gerekiyor. Ve her defasında bunların tamamını tek tek belirtmem gerekiyor. Ama personel ekle stored prosedürümde bakın şurada İstediğim gibi değerleri, parametreleri değiştirerek girebiliyorum. Stored prosedür bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi bir başka konuya geçelim.